bazı saptamalar yapmak istiyoruz. Birincisi, bu Yüksek Seçim Kurulu'nun attığı adım tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası olmaktan başka bir şey değildir. Çok net olarak söylüyoruz, Yüksek Seçim Kurulu AKP-MHP ittifakı tarafından tasarlanmış olan bir siyasi komplonun açık parçası haline gelmiştir. İkincisi, Yüksek Seçim Kurulu tuzak kurmuştur. Diyeceksiniz ki hakimlerden oluşan bir Yüksek Seçim Kurulu tuzak kurar mı? Diyeceksiniz ki hakimler tuzak kurar mı? Evet, Türkiye'de hakimlerin de tuzak kurduğuna şahit olduk. Bakın, Yüksek Seçim Kurulu seçimler öncesinde adaylıklar sırasında KHK'lilerin, KHK ile ihraç edilmiş olanların, devlet görevinden, kamu görevinden ihraç edilmiş olanların aday yapılmamasını sağlayabilirdi. Diyebilirdi ki KHK'li adayları kabul etmiyoruz, aday adaylarını. Bu hukuk dışıdır yine. Yine eleştirirdik. Bu kararı doğru bulmazdık. Ama en azından bu tuzağı kurmamış olurdu Yüksek Seçim Kurulu. Şimdi tuzak kurdu. Üçüncüsü, bir şey daha tespit etmek istiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu açıkça halk iradesine yönelik bir darbe yapmıştır. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlara itiraz hakkı yoktur bir üst kurulda. Mahkemeye gidemiyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'ne gidemiyorsunuz. İşte bunu fırsat bilerek halk iradesine karşı darbe yapmıştır Yüksek Seçim Kurulu. Bu fırsatçılığı da bir kez daha tespit etmek istiyoruz. Dördüncüsü, Yüksek Seçim Kurulu kayyım atayıcı olmuştur. Açıkça kayyım atamıştır. Bu belediyelerde mazbataları vermeyerek ikinciye mazbatayı, yani seçimi kaybetmiş olana mazbatayı verme kararı alarak kayyım atayıcı olmuştur.